Günün dikkat çeken haberlerinden biri daha. Yetişme, yetiştirme yurdunda büyüyen ve kamu görevine girmek için istenen evrak sayesinde ailesinden haberdar olan bir kişi, milli futbolcu Gökhan Gönül'le kardeş olduğunu öğrendi. Buluşma Rize'de. Yetiştirme yurdunda büyüdü. Ailesinin kim olduğunu hiç bilmiyordu. Bir gün maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi bir gün maçı izler, izlerken spiker tarafından 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildi. Ondan sonra ben de direkt nüfus koştum. Can Gönül Kocaeli'de yetiştirme yurdunda büyüdü. 18 yaşında da yurttan ayrıldı. Bir süre bir lokantada çalıştı. Can Gönül devlet tarafından verilen hakta bir kamu kurumunda işe girecekti. Kendisinden istenen evrakları toplamaya başladı. 2 yaşımda yurda verilmişim. İki yaşımdan zaten 18 yaşıma kadar yurt sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana bir memur ta, memur hakkı tanıldı. Bir evrak istediler benden. O evraklarda hiç tanımadığı ailesiyle karşılaştı. Ben de istediler. Ben de aldım baktığımda ailemi gördüm. Ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Yani kim olduğunu tanımıyorum. İlk kez denk, denk geldim. İlk kez denk geldim. Baktım abi kardeş yazıyor. Hayatım boyunca bunu ilk defa görmüşüm. Nüfus de ilk defa almışım. Can Gönül bir gün futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'le kardeş olduğunu öğrendi. Bir gün maçı izler, izlerken Spiker tarafından 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildi. Ondan sonra ben de direkt nüfus kodörüneme koştum. Koştuktan sonra baktığımda tarihler aynı tutuyor. İsimler tutuyor. Daha sonra internet İnternete gittim. İnternetten Gökhan Gönül'ün ailesine baktım. Can Gönül, kardeşi olduğunu öğrendi. Gökhan Gönül'le bir televizyon programında görüştü. Gökhan Gönül, kardeşini davet etti. Can Gönül, abisiyle görüşmek üzere Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.